bayram yemekleriyle başlamıştık. Bayram tatlısıyla devam edelim. Öyle yapalım, bayram sabahına yakışacak iki tatlı tarifi gelsin ekrana. Baklavası höşmerimi, ağızları tatlandıracak lezzetler Sivrihisar'dan çıktı. Biraz tarif değiştirelim istiyorsanız Sivrihisar'ın muska baklavası tam ağızlara layık. Bir bardak yağ, bir bardak yoğurt, 3 tane yumurta, şeker atarız bir tutam, nişasta atarız şöyle biraz kadar. Hamur hazır, şimdi sıra açmada. Çok ince açmak bunun sırrı. Sonra muska baklavasına adını veren kesme ve katlama işlemi başlıyor. 20 tane yaptık, ikiye de katlayınca kare kare keseceğiz, 40 tane olacak. Arasına böyle koyacağız, tepsi yerleştireceğiz. Üzerine kızgın yağ gezdirip kızardırıyoruz fırında. Muska baklavası tepsiye güzelce dizildi, fırına gitti. Peki ne kadar pişti fırında? 20-25 dakika kadar pişirdik. Soğuttuk. Şimdi de şerbetimizi dökeceğiz. Herkesin kendine özgü bir tatlı tarifi var elbette ama konuklarını lezzetli mi lezzetli bir tatlıyla karşılamak isteyenleri böyle alalım. Sivrihisar meşhur höşmerimi. 800 gram kaymağımız var. 5-6 su bardağı unumuz var, sütümüz var, bir çay bardağı. Önce kaymak giriyor tencereye, sonra da süt ekleniyor. Sürekli bir karıştırılacak. Un helvası kıvamında alabilirler. Tepsiye dökülüp kare kare kesildikten sonra fırına gidip 200 derecede yarım saat pişiyor. Ve sunum hazırlığı. Önce şerbet, ardından pekmez. Sonra da süt reçeli ekleniyor. Sıra dışı bir bayram tatlısı oldu değil mi? Evet. Afiyet olsun, iyi bayramlar. Bu kadar tatlıdan sonra ne olacak bilemedim. Kaymak. Pekmez. Süt reçeli. Pekmez. Süt. Pekmez. Zaten üstüne içinde şeker fıstık var. Ondan sonra da diyet yap. O, olmaz. Yani onu, o diyet gelmez sana. Yani. Beni çağırmayın. Uzaktır gelmiyor benden der. Şimdi bayramdayız. Kanal D'den. Bayram çalışanlarından. Kanal D'den. Bizden, benim bugün bayram heyecanıma verin. Sen çünkü bana harçlık vermedin, hep o yüzden oldu. Harçlık vermedin bana. Harçlık versen. Kendisi düğümlendiği zaman da ne yapacağını bilemediği için evet, daha garip mevzulara dalıyor. Daha bak evet, şimdi bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak. Çok güzel kurtulma yolu. Bence denemelisin. Fena fikir olmuyor. Ben her zaman kullanırım bunu.